Ladies and gentlemen, today we're here with you with three foreigners and a one sexy guy from Urfa. Benim hakkımda bir şey dedi ama ben. Ne dedi? Sexy guy dedi sana. Sexy guy from Urfa. Evet arkadaşlar, ya biz bayağıdır dediğim, biz 3 tane video çektik dördümüz beraber. Ama şu açıklama, ya daha doğrusu yorumda çok fazla soruldu işte. Abi bunlar kim? Nereden geldiler? Bunlar nereden tanıştı? Biraz bunları sohbet kafasıyla bir ufak hafif küçük bir kenarından böyle bir tatmak istedik. O yüzden ilk önce zaten şu bütün videoların yorumun altında en çok, yani benim kanal olmama rağmen, JJ ile Louis hakkında çok fazla soru var. Ya bununla ilgili açıklamaya, artık kamuoyuna açıklamanız gerekiyor. Bir şey söylememiz lazım artık. İlk önce sormak istedim. JJ sen niye buradasın ve ne yapıyorsun burada abi? Ya insanlar bunu çok soruyor çünkü. Türkiye'ye okumaya geldim. Burs kazandım üniversiteye. Marmara İletişim Televizyon Sinema okudum. Bitirdim, şu an çalışıyorum. Şu an çalışıyorsun. Aynen. Benim sevdiğim, işte şu an kamera önündeyim ama normal olarak benim günlük hayatımdan kameranın arkasında bulunuyorum. Çok seviyorum. Videolar yapıyorum. Bir de kanalıma da yapıyorum ama profesyonel olarak başka yerlere video yapıyorum. Güzel. Louis sen niye abi? Senin hikayen ne? Seni çok sordular çünkü abi bu aynı zamanda işte bu Türk ya, bu şey Amerikalı falan değil demişler. Aynen. Bununla ilgili bir açıklama getir. O çok fazla geldi tabii ki. Hani abi bu adam nasıl böyle Türkçe konuşuyor vesaire. Hmm. Tabii ailemin bir tarafı, annemin tarafı Girit göçmeni. Onlar da Elinika konuşuyorlar aynı zamanda ama İzmir'de büyüdüler. Benim de çocukluğumun büyük bir kısmı İzmir'de geçti. O yüzden bu Türkçeyi ona borçluyum, onlara. Ve hep böyle bir gitme gelme durumu oldu. Tabii orada da belli bir süre yaşadım. Fakat hep beni yanıltan demeyeyim de hep içimde ukde mi denir? İçimde bir şey tıkandı mı denir? Ukde mi? Abi ben böyle bir kelime hayatımda duymadım bile. Abi mi? Evet, ukde ilk defa duyuyorum. Yani hep böyle İngilizce'de derler, chip on my shoulder derler. Yani bir şey %100 değildi benim için. O yüzden Türkiye'ye geri geldim. Yani kendimi buraya daha ait hissediyorum yani. Ve burada ne yapıyorum konusuna gelirsek, şu an Yeditepe'de son sınıf öğrencisiyim. Fizyoterapi okuyorum. Onun dışında müzikle çok ilgileniyorum. Ve böyle geçiyor hayatım. Ama evet, bu kadar. Türkçemi buna borçluyum arkadaşlar. Teşekkür ederim beğendiğiniz için Türkçemi. Evet, ben de şu açıklama yapayım. Benim Türkçe nasıl gelişti, neden böyle? İlk geldiğimde Ankara Üniversitesi'nde dil eğitimine gittim. Bir sene boyunca Türkçe okudum. Yani ondan sonra benim üniversitede %70 hatta 90 dersler Türkçe. O yüzden ben de öğrenmek istedim. O yüzden dil okulunda bayağı çaba gösterdim. Üniversiteye gidince zaten zorunlu. Ben de okumayı, yazmayı, yeni bir dil öğrenmeyi çok istiyordum. O yüzden çabaladım ve başardım. Başardım. Yunus sen niye Türk... Ay şey... Sen, sen niye olduğun yerde kaldın oğlum? Ya ben Türkçeyi şöyle öğrendim. Ne anlatayım ki abi? Ya işte ne bileyim, Yunus sen kimsin ben, abi? Yani. Abi ben şimdiye kadar Urfalı kimliğim bu kadar öne çıkmamıştı hayatımda. Hiç bu kadar Urfalı kimliğimle lanse edilmemiştim. Dedi ki işte gel abi bir video yapacağız. Sen de orada Türkçelerini okuyacaksın. Aman dedim, ne çok mu izlenecek sakin, ne izlenecek dedim. Video 1 milyon izlendi abi bir haftada. Şu an telefon geliyor. Seni gördüm. Hiç Urfalı değilsin. Ne yapayım abi, şiveyle mi konuşayım diyenler de var. Evet. Öyle. Onun dışında niye İstanbul'dayım? Galatasaray Üniversitesi'nde sinema okuyorum, iletişim okuyorum. Onun dışında ben de JJ gibi video çekiyorum, fotoğraf çekiyorum. Bizim nasıl tanıştığımızda çok soruldu. Üç yabancı, bir Urfalı nasıl çıktı? Ben ilk önce kendim anlatayım. Yani Yunus'la beraber Ayla filminde biz tanıştık. Ondan sonra çok samimi bir arkadaşım oldu aynı zamanda da. Sonra JJ ile YouTube'da tanıştık aslında. Evet. Ya benim o Çabi geri gel, hatta sevgilimle beraber çektiğim videonun altına mıydı? Evet. İşte iyi ki geldin gibi bir şey söylemiş JJ de. Ondan sonra ben de mail attım ona. Öyle bir iletişimimiz oldu. Louis zaten Gülceli'nin çok en yakın arkadaşı. O yüzden biz dördümüz böyle ortak olabildik. Hı hı. Çok uzun süredir tanışmıyoruz aslında ama... Yok abi, evet. Güzel, güzel, ne sıcak kadar bir ortam. Ya var mı abi böyle çok enteresan... Mesela Türkiye'de... Başka Urfalı mı yok? Abi evet ya Yunus'u sever misin? Yok başka Urfalı. Yunus'u sever misin? Lütfen ya. Yani onlara çok gelmiş. Çok yorum... Aynı zamanda da...
çok pozitif şey pozitif var. Evet. Ufak negatifler vardı. Ama ben şey de... abi sizin yüzünüzden diyorlar ki bizim Türk diğerlerinden daha kötü Türkçe konuşuyor. Yani Türk'ten daha iyi Türkçe konuşuyorlar demiş. Aynen evet, onu benim, çok gördüm. Benim hoşuma gitti. Ben bunu sevinsem üzülsem bilemedim. Okey ya tamam ya ben İngilizce konuşayım abi. Aynen. Fransızca biliyorsun ama. Fransızca konuşayım. Evet konuş. Bu da isim Fransız abi Louis. John Louis. Benim hadi ismimi başkan. Böyle Fransız Cay-cay. Aksanıyla söyler misin? Hı. Canlı iyi. Ne bileyim abi Fransız aksanı yapamam. Fransız aksanı nerede biliyorsun abi? Fransızca biliyor ama. Louis senin Türkçe bilmediğin zamanların var mıydı? Hep doğuştan biliyor muydu? Sonuçta annen Türktü. Ya benim aslında şöyle garip bir hikayem var. Şimdi ikisini de konuşabiliyordum ana dilim gibi. Sonra Amerika'ya gittim, geri geldim, ikisi de bozuldu. nasıl başardım onu bilmiyorum. Ana dilin yok. Aynen. İkisi de geriledi yani bir gelişim yok. Ama onun dışında komik bir şey yani Türkiye'den aldığım tepki özellikle esnaflardan nasıl oluyor? Mesela İzmir'de işte kemer altında dolaşıyorum, adamların elinde kotlar falan. Beni görüyorlar tabii hemen İngilizce parçalanıyor orada. Abi come here, jeans, miz bilmem ne. Ben de bilerek kıllatıyorum adamlara, geliyorum diplerine. Ondan sonra diyorum yok abi sağ ol benim var kot pantolonum. Adam ilk öyle bir şok yaşıyor ki sonra bir nefret diyor yani senin Allah belanı. Türkçe konuşmadığımızı zannederek benim hakkında konuşurlar. Ya şimdi abi konuşurlar. Abi neler tabii canım ya ben de mesela Asyalı olarak burada hayatımı yaşıyorum. Neler ya mesela geçen haber okudum abi. Taksici Sabiha'dan Kadıköy'e köprüyü geçmişler. Köprüyü geçerek yani karşıya geçip tekrar Kadıköy'e gelmiş Sabiha'dan Kadıköy'e. Sonra hapis cezası çarptırıldı. Ben de karıştım. Çarptırıldı. Daha çarptırılmadı. Öyle mi? Ceza. Hala şeyde 10 yıl mi? Şeyle yargılanıyor. Mahkemede mi? 10 yıl şey yolcu kalındırmak için. Ya dolayısıyla ben her seferinde şey yapıyorum abi. Taksi ne zaman şey yapsam taksicilerin bir mutlu şeyi var anladın mı? Aa! Geldi. Aslanlı geldi. Abi direkt biner binmez yaptığım şey bu. Selamun aleyküm. Selamünaleyküm. Adam ne bana artık yolu uzatabilir, ne bir şey yapabilir. Arap turist olamayacağına göre. Aynen ya. Selamünaleyküm diyorum. Evet. Bitiyor abi olay. Ya da işte ne bileyim, yolu biliyor musun diye soruyorlar hani beni deniyor falan filan. Abi sen şöyle soldan git abi. Soldan değil sağ gösteriyorum. Evet. Soldan git abi bilmem ne yol tarif edince. Çok zor ama yani Türkiye'de farklı tiple yaşamak aynı zamanda çok avantajlı bir şey, aynı zamanda da çok zor bir şey. Tabii evet. Dezavantajı da var yani. Pozitif ayrımcılık da var yani. Evet. Bir kere beni şey olarak nitelendiriliyorlar. Hani Amerika'nın ordularına ben veriyorum. Evet. Şimdi buraya çıkartma yapın. İnsanlar geliyor bana Louis işte sizi lanet oldu şuraya gönderdiniz. Ben böyle şeyim abi yemin ederim ben barış istiyorum yani anladın mı ama... Ya o her zaman üzerimde o anti Amerika olayı. Ya bir de şey ya ben her seferinde taksiye bindiğimde taksicilerle çok muhabbetim oluyor. Abi Kuzey Kore'yi baştan anlatmam gerekiyor her seferinde. Ve hayır artık kağıtla dolaşacağım böyle. Kuzey Kore Wikipedia'dan alacağım. Ben de o kadar bilmiyorum ya bu arada araştırmıyorum etmiyorum ama Wikipedia'dan alacağım abi print edip taksici. Bunu abi şey molada oku. Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler diye bir video yapalım abi. Taksiye binince otomatik aç izlesin adam. Aynen YouTube'da. Aynen abi. Aynen. İzleyin. Ben bir ara tişört başlayacaktım ya. Ne diye? İşte neredesin? İşte. Oğlum adam istemiyormuş bunu. Sen tamam, niye yapıyorum? Bazı belli sorular var. Bir de bak. Bilmiyorum. Bunu yaşıyor musunuz? Benim Türkiye'de insanlar meraklı. Ben eyvallah. De 5 yaptıracaktım abi. Neyse abi. Tamam bu espri artık yeter. Sıkıldık. İnsanlar, aynen. Türkiye, Türk insanlar meraklı. Ama şunu buluyorum. Bayağı direkt. Nerelisin? Nereden geliyorsun? Neden Türk? Yani tanışır evet. Tanışmaz. Nerelisin? Nereden geliyorsun? Niye Türkiye'desin? Nerede yaşıyorsun? Bir de atıyorum Şişli'de yaşıyorum desen. Neresinde? Atıyorum Mecidiyeköy. Açık adres. Mecidiyeköy neresinde? Gidiyor böyle devam ediyor. Yani bayağı özele gidiyor. Bizim kültürümüzde bu biraz farklı. İnsanlarla tanıştığın zaman havadan sudan ama özele pek girmiyor. Ama şimdi ben Kenya'ya gitsem bana da sorarlar. Tamam sorarlar ama pek yani çok özele gidiyor benim şey ya, yaşadığım. Mesela hayır, o sadece Türkiye'de olan bir şey değil bana göre. Yani Kore'de de mesela Kore'ye tabii. Gitsek size sorar. Aynı şeyi sorarlar. Neredesiniz? Hayır. Nerede oturuyorsun? Kore'ye gitmesem ben taksiye her bindiğimde nerelisin diye soruyor. Sana ne? Türkiye bile soruyorlar. Sana ne? 1 milyon kişi sana izledi. Soruyor. İzlemedin mi? Urfalıyım işte. Peki sana da mı soruyor? Yani bana da soruyorlar abi. Şeyi sordular biz. Yani ya işte bazı negatif şeylerden bahsettik ama pozitif şeyler de var.
Çok. Çok var. Çok güzel şey, pozitif şeyler var. Ya insanlar karşına çıktığında o yabancılara davranılan o kibarlık vardır ya. Kesinlikle. Yani ne bileyim. Abi hoş geldin ülkemize. Ya artık buradayım. Bu arada Kore'ye gittiğimde artık hoş geldin almam gerekiyor ki. Benim için yani burası yurdum. Aslında burası. Kore değil artık. 15 yaşındayken geldim. Yeter da. Oldu yani. Yeter da. 15 sene oldu artık. Yeter da. Bir de Çabi ne yaparsa yapsın tam Türk olmuşsun. Aynen, tam Türk olmuşsun. Abi benim zaten tweetimde var ya. Tam Türk. Yorumlarda çok gördüm. Ha, bunlar bizden Türk. Samimiyetini çok seviyorum. Hatırlıyorum. Üniversitedeyken burayı ziyarete gelmiştim. Ve döneri çok özlemiştim. Tamam mı? Döner yiyeceğim. Ve hep yani konuşmayı, muhabbet etmeyi çok severim böyle esnaflarla. Adamla diyorum işte abi yeni geldim, döneri çok özledim bilmem ne. Adam o kadar sevdi ki beni aldı böyle bir parça kopardı ağzıma veriyor onu. Tamam şimdi bu Amerika'da asla olmaz. Asla biri alıp bir ekmek parçasını koparıp elini yıkamadan senin ağzına bir yemek sürmez. Ama Türkiye'de var bu olay. Evet, ben seviyorum yani. Onu daha böyle sıcak kanlı geliyor. İnsanlar hani birbirine bağlı ve keşke Türkiye daha mutlu olabilsek hepimiz için söylüyorum. Aynen. Senin için de yani. Evet. Türkler için de bizim içinde de burada daha mutlu içinde yaşayabilsek diyoruz. Kesinlikle. Evet. Bence buraya kadardı. Böyle devam edeceğiz. Biz aynen. Sen kendini tanıtmadın abi. Abi beni bilen biliyor. Ya ben de şöyle yani 15 sene The Chubby 15 yaşındayken buraya geldim. Babamın iş sayesinde biz ailecek geldik. Ondan sonra liseyi burada bitirdim. Üniversiteyi de burada okudum. Sonra işte Elinoğlu falan filan derken şu an karşınızdayız. Bizi takip ettiğiniz için ve çok fazla güzel pozitif yorum yazdığınız için de çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Biz bununla ilgili bu dörtlü durmadan güzel videolar ve içerikler üretip aynı zamanda da bunun yoruma da gerçekten de ya siz bunu yapsanıza, bunu konuşsanıza diyerek fikir atabilirsiniz. Biz bunu hepsini teker teker okuyoruz. Bütün günümüz yorum okumak olmuş zaten. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet. Louis'i takip edin, JJ'yi takip edin ve Yunus Emre Kaplan'ı ve beni teşekkür ederim. Beğene basmayı, abone olmayı, aynı zamanda da videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Najunge bayo. Goodbye. Sikunjema. Abi şunu yapma ya. Abi yapma, başka bir şey. Dur bir saniye. Haftaya görüşürüz arkadaşlar. Kendin dilimden konuşmama izin vermiyor. Ben küstüm. Bir şey söyleyeyim mi? Urfa'ya gitsen hiç yabancılık çekmezsin. Neden? Kendi dilimden konuşmama izin vermiyor. Oğlum aynen hakikaten. Urfa şivesi gibi konuşuyorsun ama. Öyle abiden. Haftaya görüşürüz arkadaşlar. Tamam artık bundan sonra böyle konuşacağım. Oldu mu şimdi? Valla oldu. Tamam artık Urfa'lıyız. Sikuncema demiyor. Ne? Sikuncema! Ne mutlu oldum be. Yunus. Efendim abi. Biraz duygularını almak istiyoruz. Çünkü en çok takipçi senin artıyor ve bununla ilgili biraz konuşmanı istiyorum. Abi şöyle. Niye dalga geçiyor lan benimle? Geçmiyoruz da merak ettim yani sadece bir... Neden? Yani oransal olarak senden çok arttığı ortada yani. Senin %3 falan arttı, benim %120 falan arttı. Like'lamalar da bayağı iyi abi şimdi ağlayasın geliyor. Ya şey soracağım. Ha sor abi, neyi soracağım? Ben böyle bir yorum okudum abi. Açma o yorum konusunu açma ya. Şöyle bir şey okudum. Abi şu Urfalı'yı alın, başka Urfalı alın. Abi bence Urfalı olmasın abi. Niye Urfalı bir kere? Biz seni seviyoruz ama. Eyvallah. Evet. Ben yani, seviyorum. JJ bu bizim bu YouTube 3 yabancı bir Urfalı'dan sonra ne bileyim sana gelen tepkiler değişti mi? Ya da bununla ilgili bir yorum var mı? Benim takipçilerim özellikle YouTube baya baya arttı. Ama tepki aynı. Severek takip ediyoruz. Instagram'a gelen mesajlar, seni seviyoruz falan filan. Öyle. Yani arttı baya. O Kamerayı güzel bir şey. Karşı onlara teşekkür etmek ister misin? Takip eden herkese, kanalıma abone olana, Instagram'dan takip edene, güzel güzel yorumlar, güzel güzel mesajlara teşekkürlerimi söylemek isterim. Eyvallah. Böyle bir şey diyeceğim. Evet. En çok takipçisi artan ve geleceğin fenomen diyorlar senin hakkında. Allah Allah, öyle mi diyorlar? Evet, öyle yorumlar geliyor. Ya bunun hakkında duygularını alabilir miyim? Tabii çok değişik bir şey benim için. Çünkü hep böyle perde arkasında yaşadım hayatımı gibi açıklamalar yaparlar. Değil öyle bir şey. Ya mutluyum mu desem, güzel bir his mi desem, değişik bir his. Kameranın önünde olmak değişik bir his. Bu kadar beğeni almak değişik bir his. Güzel yani, teşekkür ederim hepinize. Sen de son kez yapmış, şunu çok sıkılmışsın diye çünkü bütün yorumların bununla ilgili. Aynen. Bir kere bize Kaliforniya'da ama kameraya bakarak
bir kere daha de, bir daha dedirtmeyeceğiz abi sana. Söz. Bu söz olsun çünkü Louis falan demiyorlar. Kaliforniya diye sesleniyorlar bana ve çok sıkıntı bir şey. Ama bir kere daha yapacaksak California. California. Samsung Galaxy. Galaxy.